Bundan sonra yaşanabilecekleri şekillendirmesi muhtemel önemli bir açıklama geldi gün içinde Rus lider Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna direkt seslendi. Putin, iktidarı ele geçirin, sizinle daha kolay anlaşacak gibiyiz dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha sesleniyorum. Neonazi ve Bandera'nın çocuklarınızı, eşlerinizi ve yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı kendi elinize geçirin. Kiev'e yerleşen ve tüm Ukrayna halkını rehin alan uyuşturucu bağımlısı Neonazi çetesindense sizinle daha kolay anlaşacağız gibi duruyor. Peki Ukrayna ile Rusya arasında diyalog kurulacak mı? Şimdi bu çağrıyı orduya yaptı Putin ama bir taraftan da iki ülke arasında görüşme, müzakere olmasına yönelik de adımlar atılmıyor değil. İlk gün ne olmuştu hatırlayalım. Zelenski demişti ki ben Putin'i aradım ama açmadı. Sonra Kremlin'den yapılan açıklamalar olmuştu. Rus dışişlerinden gelen açıklamalar olmuştu. Ama son geldiğimiz nokta şu. Zelenski Ülkesine savaş açan Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir kez daha diyalog çağrısı yaptı. Ve sonra neler oldu gelin şöyle bir göz atalım. Zelenski Putin'e bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım dedi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dimitri Peskov'un açıklamasına göre Rusya Zelenski'nin bu açıklamasının ardından Ukrayna'ya müzakerelerin Minsk'te yapılmasını teklif etti. Putin Lukashenko'yu aradı ve görüşmeyi organize etmesini istedi. Yani Putin Belarus'un bu görüşmeyi organize etmesini talep etti. Fakat Ukrayna adres olarak Varşova'yı önerdi. Belarus'un e, bu işin organizatörü olmasına sıcak bakmadı ve bundan sonra da diyalog kesildi. Ama son gelen bilgi şu. E, Ukrayna ve Rusya iki tarafında da Yarın bir araya gelebileceği ve bu görüşmenin zamanı ve tarihine daha doğrusu yerine ilişkin daha ayrıntılı şekilde görüşmelerin sürdüğü bu ayrıntıların netleşmesi için diyaloğun devam ettiği ifade edildi.